Kafa travması tanısı için hafif derecede kafa travmaları da fonksiyonel bir değişiklik olur. Beyinde elektrik akımı değişir. Normal elektriksel akımı değişikliğini ölçümleyen elektroensefalogramın dijital olanı yani QEG dediğimiz kuantitatif EG ile bu bir veri tabanı kullanılarak %90 üzerinden doğrulukla ayırt etmemizi sağlatabilir. Bu normal rutin çekilen EEG'den farklı bir EEG'dir beyin emarında ve beyin, beyin tomografilerinde hafif derecede kafa darbelerinde hücresel düzeyde bir değişiklik oluşmadığı için bunlar genelde normal olduğu söylenir. Ve hekim tarafından da normal olarak kabul edildiğinde de hastaya normal olduğu söylenir. Ama bu normal olduğunu göstermeyebilir. Dijital dediğimiz kuantatif EEG ile veri tabanında kafa darbesiyle geçirmiş deneklerle karşılaştırmalı bir inceleme yapılması gerekir ki %90 üstüne doğrulukla ayırt edebilirim. Çünkü elektrik akımı fonksiyonel bir olaydır. Orada bir değişiklik olur hafif derece kafa darbelerinde. Onun için beyin emarında ve tomografisinde normal olduğu söylense bile normal olmama ihtimali çok yüksektir. Bunun da dijital ya da kuantitif EG ayrılması lazım, ayrıştırılması lazım. Bunu da hekimler kullandığı zaman bir veri tabanı FDA onaylı olduğu için yani güvenilirliği var. Klinikte kullanabilirsiniz. Ee, Amerikan Besin ve İlaç Birliği tarafından onaylı. O bizim gerçekten bu kişinin hikayesinde de kafaya alınan hafif derecede darbeler varsa bunu da buluyorsanız yüksek olasılıkla şikayetlerin buna bağlı olduğunu düşünmemizi sağlatabilir. Tabi bu veri aynı zamanda diyelim ki kişide depresyonla ilgili bulgular var ya da dikkat eksikliği onu da ayırt edebiliyor. Kimde depresyon var, kimde dikkat eksikliği, kimde kafa travması var onu da ayırt edebildiği için o yönden de oldukça önemli